Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Onay kanalına. Yeni bir Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz yeni Fenerbahçe kariyerinde bir önceki bölümde Beşiktaş maçında bitirmiştik. Zaten canımıza sıkılmıştı. Max Kruse'un bize yapmış olduğu şeylerden sonra bayağı bir canımız sıkılmıştı. Bu arada Max Kruse 4 golle gol krallığında çok iddialı gidiyor. Keşke lan ne oluyor, bir oturamadım. Satmasa mıydım bilmiyorum ama gerçi daha şu an satılmadı. Evet arkadaşlar, ilk oyuncularım yani yeni transferlerimle yeni sezondaki ilk maçımı yapacağım. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü yeni oyuncularımı hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım onlarla. İlk defa onlarla oynayacağız. Ve Beşiktaş maçının kadrosuyla beraber hadi bakalım kariyere başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda şöyle bakıyorum, hangi formayla oynasam, sarıyla mı oynasam, çubukluyla oynayacağım ben. Beşiktaş'ta beyaz formasıyla oynasın bakalım. Güzel, Mesut Özil şu anda görüntüde. Altay Bayındır'ın hala bir sakatlığı var ama sakat sakat oynatacağım Altay'ı çünkü yapılabilecek başka hiçbir şey yok. Sakat sakat iğneyle çıkacak. Şimdi Saraki, solda Saraki, eyvallah. Serdar Aziz, eyvallah. Çağlar Söyüncü, eyvallah. Yeni transferimiz Dest, çok güveniyorum kendisine. Orta sahaya geldik. Emre Belözoğlu biliyorsunuz futbolu bıraktı arkadaşlar. Gulbrandsen'i forvete koyacağım. Gulbrandsen forvette oynasın bakalım. Şöyle bir bakalım kimler var kimler yok. Şöyle iyice bir bakalım. Gel kardeşim, gel genç çocuk. Şurada bir kardeşim, sen bir çekil bakayım buradan. Turay sen de çekil abi, senden de bir şey olmaz. Sen de çekil şuradan. Gülcebe sonra oynayacağım seni. Murillo hızlı bir oyuncusun, gel. Şöyle bir ilk 11'imi ayarlayayım. Zarako, gel bakalım Zarako. Koçum Zarako, mutlaka olman lazım. Nereye koyacağım bilmiyorum seni ama şimdi bulacağız, dur. Evet arkadaşlar, kadrom bu şekilde. Rodriguez oynayacak. Daha sonra De La Vega yerine girebilir. Hatta De La Vega bire girebilir, bilmiyorum. Gulbrandsen forvetimde. Forrest sağ açığımda. Arkalarında Zarako var arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu aldığımı düşünüyorum. Ozan Tufan. Mesut Özil'i koydum orta sahaya. İki ayağı iyi oyuncu. Güçlü. Bir ayağı iyi. Ve kadrom bu şekilde. Yedeklerde Vedat Muriç var. Eğer bir şey olursa uzun boylu Vedat'ı alacağız. Murillo sağ açıkta oynuyor. Max Kruse var, Max Kruse var, De La Vega var, Ferdi Kadıoğlu var. Böyle bir kadro yaptım. Bakalım Beşiktaş maçında seçkinde oynuyoruz. 5 dakika varsayılan topta. Şöyle top bir de değiştirelim ya. Şöyle bir top yapalım. Eyvallah, gündüz maçı diyor. Çok ilginç. Yani Beşiktaş ya, bu maçın gündüz olmaz ya. Şunu değiştirelim. Çok mutlu olsun. Çünkü orada güneş olduğu için olmuyor. Evet arkadaşlar, ilk Beşiktaş maçımız var. İlk sezonun ilk maçını oynuyoruz. Yeni kadromuz. Bakalım nasıl oyuncular var. Gulbrandsen'i çok merak ediyorum. Aynı zamanda kanat Zarako'yu çok merak ediyorum. İnanılmaz oyuncular aldık. İlk maçımız sizler de ilk defa izleyeceksiniz. Bakalım yeni kadromuz nasıl olmuş. Evet, Ozan Tufan. Bu sene Ozan'dan çok şey bekliyorum, onu söyleyeyim. Emre Belözoğlu gittikten sonra Ozan'ı bayağı bir eğitti, öğretti. Neler yapacağını, kendinden sonra ne yapması gerektiğini birebir Ozan anlattı. Ozan da artık anladığı kadarıyla artık yeni sezonda yepyeni bir oyuncu olması lazım. Güzel bir sağ. Tribünler tıklım tıklım dolu. Sezonun ilk maçı. Evet, müthiş bir maçı bekliyor bizleri. Ozan Tufan, bakalım. Şöyle biraz ses verelim. Evet. Bakalım Ozan Tufan öğrendiklerini yapabilecek mi Emre abisinden? Ve Altay Bayındır sakat sakat çıkıyor şu anda. Ve ilk 11'imiz gerçekten Çağlar Söyüncü. Şu anda bakıyoruz. Vida var. Vida'yı görüyorum Beşiktaş'ta. Diye bir sanırım görüyorum, yanlış görmüyorsam. Oğuzhan mı bu? Yok, bilmiyorum. Şu ilk 11 önemli. Evet, Zarako. Şu anda Zarako görüntüde. Hareketleri yapıyor, görüyorsunuz. Ve ilk 11'imizde ilk maç şu anda Ülker Stadyumu'nda başladı. Gulbrandsen, evet. İstediğim oyuncu tarzı biraz gözüktü. Hemen anlamaya çalışacağım öncelikle. Şöyle bakayım. Oo, Zarako'ya bak. Tam bir şey ya. Skill makinesi. Eyvallah, bu tamam. O zaman oyna bakalım. Dest. Harikasın oğlum. Şimdi Arda, Forrest ceza sahasına baktı. Orta geldi, bir kafa azlar. Akko içeri kadar girdi ama vuramadı. Adem Lajic şimdi geliyor. Hızlı bir şekilde Adem Lajic işte. Offside var mı baktık. Ceza sahası içine Lens'e. Lens, orada Zarako var. Ceza sahası yerden orta. Marco Larin. 1-0 önde Çağlar Söyüncü. Orada topun dokunamadı. Bir anlık hata. Evet, şu anda Kadıköy'de tahrik ediyorlar. Taraftarı tahrik ediyorlar şu anda. Ama sıkıntı değil, evet. Güzel bir şut. Güzel bir şut, eyvallah. Bir şey demiyorum, güzel bir şut ama dur lan. Şunu böyle edelim. Evet arkadaşlar, daha maç bitmedi tabii ki. Güzel bir şuttu, eyvallah. Tamam, çok güzel, hadi. Evet, 1-0 şu anda mağlubuz.
Enkodu inanılmaz sıyrıldı Dest'ten. Dest şimdi yakalamaya çalışıyor. Enkodu son çizgiye kadar ceza sahasına. Bu sefer Serdar Aziz. Ama büyük bir hata ceza sahasına Serdar Aziz'den. İnanılmaz bir müdahale. Belki de maçın kırılma anı diyebiliriz. İnanılmaz bir müdahale. 2 oluyordu az kalsın. Beşiktaş 2'yi buluyordu az kalsın. Ama Serdar'dan müthiş bir müdahale. Şimdi Oğuzhan bakıyor arkadaşların dağılımına. Almaya çalıştı. Orada Özgür girdi araya. Zarako hızlı bir oyuncu. Yeni transfer Zarako uçuyor. Zarako çok hızlı. Zarako gole gidiyor. Zarako. 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 En arkadaşına baktı. Oğlum oraya değil. Kuryosel. Gulbrasel attı. Yanlış yere orta geldi. Aslında arka direği açmıştım ama Gulbrasel geliyor. Harika hareketler. İstanbul 34 ile kıyıl almış. Gulbrasel'in mükemmel golü. Ve 1-1 oldu. Beşiktaş öne geçtiği mücadelede yeniden bakar mısınız? Zarako öyle bir geldi ki Gulbrasel'in orta. Gulbrasel müthiş bir gol. Ama bu golde Zarako'nun hakkını verelim. İşte abi bana böyle cam lazım. Bana böyle forvet hakkısı lazım. Gulbrasel koçum benim. Bana böyle forvet hakkısı lazım abi. Uçak. Uçak olacak bana. Öbür türlü ne? Gidiyorsun oynayamıyor. Yavaş yavaş. Hayır abi. Hızlı olacak bana. Hızlı. Aferin çocuklar. Çağlar geldi. Söktü aldı. Şimdi ileri doğru. Geldi. Harikasın. Mesut Özil bakıyor. Gulbrasel istiyor topu. Gulbrasel'e offside var mı baktık. Şimdi ama. Ah be oğlum. Aferin Ozan. Zarako. Şimdi oynadı Forrest'a. Forrest. Baktı Dest'le bir verkaç yapmak istedi. Şimdi yaptı verkacı. Ceza sahasının içine doğru gidiyor. Oynayabilecek mi? Forrest kim var? Ama hatalı. Şimdi bir kontrol atak. Adem Laiç. Geldi. Ozan onu kovalıyor. Ozan hemen kapatmaya başladı orayı. Aferin Ozan. Güzel kapatıyorsun. Offside var mı? Hakeme baktım. Hakem yok dedi. Aziz gidiyor şimdi. Ceza sahası içinde. Harikasın be oğlum Çağlar. Aferin. Bir daha ut aldı. Aferin Çağlar. Gulbrasel baktı. Güzel bir hareket. Sıyılamadı. Şimdi Zarako. Ceza sahası içinde Gulbrasel var. Gulbrasel'e Mesut Özil'e. Mesut Özil. Karşı karşıya. Mesut geç kaldı. Mesut geç kaldı. Tribünler. Tribünler şu anda ultu başladı tribünlerde Mesut'a karşı ama bir tık daha hızlı olabilirdim. Bir tık daha hızlı olabilirdik be. Bir top kaybı geldi şimdi Beşiktaş'tan. 1-1 Dest. Abi beklerim gerçekten hızlı. Zarako aldı. Zarako bakıyor şöyle bir. Zarako hareketlere bakar mısınız gerçekten? Aman tanrım büyük hata. Aman tanrım büyük hata. Zarako kendi çok güvendi. Çok büyük bir hata yaptı. Şimdi orada Lens var. Lens'i karşılıyor. Sarabia. Abi ceza sahası içinde. Marco Larin. Ceza sahası golle sonuçlandı. Zarako'nun disiplinsiz hareketleri golle sonuçlandı. Ceza sahasını yapılan iki orta. İki gol. Çağlar Söyüncü yine burada arkaya kaçırmış. Dest de orada hatalı. Evet yeniden Dorukhan Tokoz attı. 2-1 mağlubuz. Hemen ilk yarıda 37. dakika. İlk yarıda bari hiç olmadı bir gol bulabilirsek. Çok güzel oğlum yürü. Forrest güzel geçti. Ceza sahasına baktı Forrest. Bir çalım atmaya çalışıyor. Kim var orada? Zarako var. Zarako'dan Gulbrasel. Gulbrasel geçti. Müthiş vurdu kaleciye. Kaleci kurtardı. Ersin. Şimdi orada bakalım neler olacak. Topu istiyorlar mı? Ceza sahası içine doğru. Orada bir karambol var. Güzel bir orta geldi Mesut'tan. Çağlar bunu bir çekim vuramadı. İkinci pozisyon. German Lens geldi oraya. Kaptırmadı. Çağlar Söyüncü. Lens'e tekrar. 3 dakika uzatma yerler. Ceza sahası içi artık yeter de. 1 dakikası bitiyor. Hızlı çıkabilirsek. Anca hızlı çıkabilirsek bir şey yapabiliriz. Aha. Ya bu nasıl bir pas ya? Hadi oğlum. Ve ilk yarının sonu dedi. Evet ilk yarıda çok kötü. 2-1 mağlubuz. Orada Zarako'nun yapmış olduğu hareket. Beşiktaş taraftarı da şu anda bayraklarını sallıyor. Şu anda ilk 11'lere bakacağım arkadaşlar. İlk 11'lere hiç bakmadık. İlk 11'lere bakacağız. Beşiktaş şu anda 2-1 bize karşı önde. Maç bilgileri, oyuncu reytingi. Gulbrasel iyisin. Larin oynuyor. Adem Lecak'a. Lens. Enkodu. Doğukan Oğuzhan. Bir de Sabek oynuyor. Allah Allah. Bir de Sabek oynuyor. Hey Aziz diye bir oyuncu almışlar. Falan filan. Böyle bir kadromuz var. Şu an yedeklere bakıyoruz. Rodriguez maçta şu anda etkili değil. İkinci yarıda Rodriguez'i biraz daha kullanmam lazım. Hadi Rodriguez güveniyorum size. Hadi çocuklar ya. Biraz kendinize gelin ya. Bir takım presi. Açalım biraz hadi. Harikasın hadi.
Çok güzel. Yürü şimdi rolü gözüme. Geri rolü göz, yürü koçum benim. Şimdi bir kontrol atak. Geri rolü gözü çıkıyor Fenerbahçe. Geri rolü gözü Fenerbahçe çıkıyor. Şimdi can sahasına baktı. Yapma rolü göz, yapma. Güzel oğlum. Hadi oğlum. Forrest'a. Forrest'a şimdi can sahasına. Hadi oğlum, geçmedi. Roku uzaklaştıracaklar mı? Uzaklaştırdılar. 2-1 önde Beşiktaş hala. Araya bir pas gönderdiler ama orada geldi. Topu aldı Çağlar Söncü. Biraz daha hızlı olmanız lazım. Şimdi Dest. Dest'ten oraya. Orada Zarako var. Zarako'dan şimdi sola çıktı. Geldi Rodriguez. Geri Rodriguez. Ceza sahası içine baktı. Geri Rodriguez. Bir de çalım attı. Geri Rodriguez. Özil'e baktı. Özil oynayacak mı? Güzel geçti ama. İzin vermiyorlar Özil'e. Ozan Tufan. Baktı. Tekrar oraya. Şimdi orada Zarako var. Zarako yerde kaldı. Kırmızı kart penaltı bekliyoruz. Vermedi hakem. Kırmızı kart penaltı bekliyoruz. Hakem vermedi. Enkodu çok hızlı. Enkodu çok hızlı. Ozan Tufan'ın yanından geçti. Enkodu son çizgi. İndi. Orta. 3 oldu. Enkodu'nun ortası 3 oldu. Ceza sahasında 3 orta, 3 tane gol. Çağlar Söğüncü, Serdariz, neler yapıyorsunuz? Neredesiniz bilmiyorum, neler yapıyorsunuz bilmiyorum. 3 orta, 3 gol. Şimdi buradan maç döner mi? Niye dönmez? Dele Vega, gir kardeşim sen şu Forrest'in yerine. Rodriguez'in yerine de Murillo girsin. Zarako, orta sahaya gel. Şuraya da şey Max Cruz girsin. Sol ayağıyla bir tane belki vurabilir. Murillo sen sağ ayaktın galiba. Bir dakika dur bakalım. Sen sağ ayaksın. Beceri hareketin yok. İkisinde beceri hareketi yok. Sadece hızına güvenerek gideceğiz. Evet. Kötü. Devam. Haydi. Bir de şu tam sağ presi açalım. Arkadaşlar bir de tam sağ presi yapalım. Moralimiz bozuk. Sürekli baskı. Ve ileride. Hadi oğlum bakalım. Ya daha önceki bastığımı alma ya. Harika. Ya. Of. Hadi hadi hadi. Yürü oğlum. Ya nasıl bir pas bu ya? Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. 77. Hadi. Hadi hadi, bir kişi eksikler, hadi. Her şey olabilir. Zarako oynadı. Şimdi araya istiyor. Cruz'u araya gönderdi. Güzel bir pas. Kırmızı kart olabilir mi? Ceza sahası için. Lan lan lan, nasıl dokunamadı? Çok güzel oğlum. Ne oldu? Yine ne oldu? Bu da mı kırmızı gördü? 2 dakika var, her şey olabilir be. Şey, 2 dakika diyorum, 10 dakika var, her şey olabilir. Yeter ki şunları yemeyin. Hadi oğlum Dele Vega. Güzel de bir pas. Yürü şimdi oğlum be. Yürü oğlum be. Murillo. Murillo. Direkten döndü. Ya hadi be. Olsak, olsak. 4-1. Adamın açtığı her orta gol oldu. Biz hak etmedik bugün ve kaybeden taraf biz olduk. Rakibimizin hakkını verelim abi. Adamlar kazandı, ne yapalım. Kazandılar. Larin hat-trick yaptı. Biz çok kötü oynadık, onu söyleyeyim. Biz gerçekten kötü oynadık. Ne yalan söyleyelim abi. Doğruya doğru söyleyelim. Biz kötü oynadık. Gulbrandsen falan. Yani şunu söyleyeyim. Bu takımda ben Şampiyonlar Ligi'nde az sonra röportaj vereceğim. Bu takımda Şampiyonlar Ligi'nde bayağı iş yapabilirim. Ama neden bilmiyorum. Stoper ikilimi hiç beğenmedim. Çağlar. Açılan her orta gol oldu. Gördüğünüz gibi. Yani bunların bir tanesine çıkıp Çağlar'ın vurması lazımdı. Serdar Aziz'in vurması lazımdı. Çok ilginç ya.
Ne düşünüyorsunuz? Daha ne yapabiliriz? Gereksiz baskı kurmak istemiyorum. Onu bu yüzden takım aldım. Daha iyisini yapabilir. Onu bu yüzden takım aldım diyelim. Zarako'nun arkadaşlar bir anlık oradaki şeyi akıl oyunu özgüven düşüktü. Özgüveniniz gayet iyi. Evet arkadaşlar, takımımızın moralini yerine getirmemiz lazım. Çünkü bir sonraki maç çok önemli. UEFA Kupası he. Şampiyonlar Ligi başlıyor be. Şampiyonlar Ligi'nde ben varım. Şampiyonlar Ligi'nde ben varım ve olacağım. Atletico Madrid'in olduğu gruptan. Hepsinin olduğu gruptan çıkacağım. Hadi çocuklar ya. Hiç önemli değil çocuklar, ben size güveniyorum. Hadi çocuklar, kimle oynuyoruz? Atletico Madrid. 2 gün sonra maç mı olur babacım? 2 gün sonra maç mı olur? Allah'ını seviyorsan ya. Ya 2 gün sonra maç mı olur ya? De La Vega'nın gelişimi çok açık. De La Vega'yı geliştirebiliriz. Orta sahada Ferdi'yi de geliştirebiliriz ama ben Ferdi'den yana kullanacağım arkadaşlar. Tercihimi. Ben Ferdi'den yana kullanacağım. Bütün hepsi Ferdi, hatta De La Vega'nın yerine bile Ferdi'yi kullanacağım. Bütün her şeyi arkadaşlar Ferdi'ye vereceğim. Ferdi'yi çok farklı bir oyuncu yapmaya çalışıyorum. Var mı burada şut, duran top? Duran top yok, pas. Yok, savunma var. Savunma yaptıralım çocuğa birazcık da. Arkadaşlar Ferdi'yi 80'e falan getirmem lazım hiç olmadı. Böyle bir çocuk geliştireceğim. Ama şu anda gerçekten moralim bozulduğunu söyleyeyim. Ama önemli değil, Şampiyonlar Ligi maçımız var. İlk maçımız Atletico Madrid'e karşı. Hayır, bu da önemli. Niye önemli? Çünkü 3 gün sonra maç var. Şu anda benim oyuncularım yorgun. Bir de deplasmana gidiyorum ya. Bir de deplasmana gidiyorum. Hem deplasmana gidiyorum hem oyuncularım yorgun. Keşke les agradecemos su paciencia. Las preguntas empezarán en unos instantes. Evet, buyurun, hoş geldiniz. Ne diyor? Roma bile bir günde kurulmadı. Roma bile bir günde kurulmadı. Aynen öyle. Yani sonuçta biz bir takımız. Yine oyuncularımız geldi. Hepsini arayacağız. Sonra üst yapar mısak biz takımımıza böyle devam edelim. Daha önce biz tabii ki diyoruz. Takım da böyle edecek. Takım şu an inanılmaz derecede motive edelim. Y con esto concluye. Ünlüyorum takımıma. Tek eksiğim şu. Kadrumdaki oyuncular kesinlikle yorgundur. Ben bilmiyordum böyle bir maç olduğunu. Benim hatam yani. Çok büyük hata yaptım. Sarı formayla oynayacağım. O forma bana uğursuz geldi. Atletico Madrid de bu formasıyla oynayabilir. Şöyle bir bakıyorum bir. Max Cruz, Ozan Tufan, Özil. Evet, yorgun oyuncularımız var. Yani şu an deste bakar mısınız? Bayağı bir yorgun. Oraya İsle'ye çekeceğim. Çok yorgun. Saraki bayağı yorgun. Hasan Ali alayım diyeceğim ama Hasan Ali gerçekten bir şey yapamaz ya. Serdar Aziz yorgun. Çağlar yorgun. Çağlar daha da yorgun. Oraya bir Zanka yapacağım. Çağlar'ın yerine. Ozan Tufan çok yorgunsun. Senin yerine bir Tolga Ciğerci. Özil senin yerine bir hiçbir şey yapmayacağım senin yerine. Rodriguez senin yerine bir De La Vega yapacağım. Çünkü geçen maçta yoktun yani. Vedat Muriç kal burada. Gulbinan sen falan filan bunlar bir kalsın. Murillo mutlaka şurada olması lazım. Az önce Murillo'yu çok beğendim. Sadık sen çık oğlum buradan. Kim girer? Bir dakika ya. Hasan Ali'nin yerine Gürcebi oynatacağım abi. Hasan Ali'nin yerine Gürcebi oynatacağım. Gel. Sarakki'nin yerine Gürcebi oynatacağım. Oynasın çocuk. Yaşı daha çok yok. Bu çocuk da Şampiyonlar Ligi'nde kadro da olsun. Hiç olmadı. Kadro da olsun. Sadık sen çekil bakayım oradan. Zarakko ikinci yarıda falan filan girebilirsin. Yedeğin yok çünkü. Yedeğin olsa. Murat Sağlam'ı oynatacağım ya. İsa'nın yerine Murat Sağlam'ı oynatacağım abi. Çocuklar oynasınlar. İki tane bekim. Tolga Ciğerci orta sahada. Mesut Özil. Burada olmaz. Mesut'un yerine bir Jailson. Çok kötü kadroyla çıkıyorum ya. Çok kötü kadroyla çıkıyorum. Diyeceksiniz niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya abi baktığın zaman Vedat Muriç kalsın, Flores kalsın, De La Vega kalsın. Tolga Ciğerci. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bunlar çok yorgun. Zarako'yu mesela sonradan alacağım hızlı olduğu için. Gulbrandsen'i sonradan alacağım. Murillo'yu sonradan alacağım. 3 tane oyuncum var. O zaman bir dakika. 3 oyuncum varsa ben bunların birini alacağım. Rodriguez alacağım o zaman. Mesut Özil dışarıda kaldı. Mesut'un yerine de şöyle Zarako Mesut Tolga Ciğer, Jailson yerine Mesut olsun ya. Ne olur ne olmaz. Bir tane vurur mudur. Sol ayakta bir tane vurur. Mesut olsun, Max Cruz olsun. Hadi bakalım çocuklar. Biliyorsunuz seçkinde oynuyoruz. 5 dakika seçkin. Güveniyorum çocuklar. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. 2 tane bekimi koydum. 1 tane PAP takımdan yetişen çocuk koydum. Daha 17 yaşında. Sol bekte. Ve sağ bekte de Murat Sağlam'ı koydum. Hadi çocuklar, güveniyorum size be. Arkadaşlar oyun dondu bu hazırlık şeyinde. Burada oyun dondu, niye olduğunu anlamadım. Bir saattir bekliyorum burada. Oyunu kapatıp bir daha atacağız. İnşallah save dosyası vardır. Evet arkadaşlar, sorunu çözdüm. Kadroyu tabi aynı yapabildim mi bilmiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalıştım kadromu da. Ve şu anda maçımız başlayacak. Atletico Madrid'e karşı oynuyoruz. Deplasmandayız. Mesut Özil sağda, Max Cruz sağda. İlk başta biliyorsunuz kesik yemişti.
Ve maç başlayacak sevgili futbolsuverler. Atletico Madrid'in kadrosunu gerçekten çok merak ediyorum. Oha. Çok güzel bir atmosfer var şu anda. Atletico Madrid'in sahasında çok güzel bir saymış ya. Gerçekten güzel. Tribünler tıklım tıklım dolu. Şampiyonlar Ligi. Görüyorsunuz şu anda Kiko görüntüde. Alttan Şampiyonlar Ligi müziği hafif hafif geliyor. Biz de Şampiyonlar Ligi müziğini özlemişiz ya. Evet, diğer maçın skoru da çok önemli bu arada bizim için arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Diğer maçın skoru da bizim için çok önemli. Sonuçta bir maç daha oynanıyor biliyorsunuz. Evet, tribünler gerçekten çok güzel. Özlemişiz ya bunları. 1903 falan. Dikkat çeken oyuncu son 4-3 maçta 4 gol atmış Max Kruz. Bizde. Rakibimizde var mı bakalım. Max Kruz satamadık abi türlü. Özil var, Max Kruz var. Gerçekten iyi bir orta sahamız var. İyi de oynuyoruz. Ama eksik olan tek şey şu maçı kazanmamız. Hadi çocuklar, güveniyorum size be. Şu an defans oynamam lazım arkadaşlar. Joao Felix. Kadroya bakalım, bir rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu. Martinez, Felix, Koke, Kiko demiştik. Koke'ymiş. Trippier, Jimenez, Felipe. Yani o kadar yani... Bir dünya kadrosu değil ama çok iyi kadrosu var. Vedat Muzic yine bugün sağda. Gulbrandsen'in yerine Vedat oynuyor. Bakalım bugün Vedat bir şeyler yapabilecek mi? Forrest. Kim gelirse gelsin formasını kaptırmıyor çocuk. Ve maç başladı sevgili borsaylar. Atletico Madrid'in atak oynayacağı bir maç izleyeceğiz sanırım. Murat Sağlam karşılıyor. Murat Sağlam tekrar aldı. Lemar. Orada bir ikili mücadele. Deplasmanda oynamak gerçekten çok zor. Dediğim anda Forrest geldi, aldı topu. Aferin oğlum. Mesut Özil şimdi. Mesut. Güzel bir hareket. Orta sahaya şimdi döndü. Max Kruz. Güzel baktı. Harika bir pas Delevega'ya. Delevega döndü. Ceza sahası içine sıyrıldı. Delevega Özil'in önüne. Özil arka direk boş. Arka direkte bir kafa. Top. Ağlarda mı? Aman tanrım, direklerden dolayı top. İnanılmaz şey oluyor. İnanılmaz şey oluyor sevgili dostlar. Max Kruz gelişine vurdu, avut attı. İnanılmaz şeyler oldu orada. Golü buldum dediğim anda. Golü bulduk dediğim anda gerçekten iki kere üst üste direk. Vedat Muriç boş kale atacaktı. Yine direkten döndü. Ve gol gelmedi sevgili dostlar. Çok kötü bir pozisyon. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Evet. Yeni sol bekim Gürcebe. O da bugün sağda. Ufacık çocuk ama görüyorsunuz. Geldi. Oynuyor şu anda. Mesut. Mesut'tan Max Kruz'a. Max Kruz şimdi ceza sahası içine baktı Tolga'ya. Tolga'dan bir pas. Vedat Muriç. Ceza sahası. Sıyırmaya çalışıyor Vedat. Ama Vedat'ı karşılıyorlar. Atletico Madrid şu anda ilk pozisyondan sonra biraz korku saldı galiba. Şimdi aldı Vedat. Döndü. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Aldı, mükemmel döndü. 1-0 öne geçtik. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Deplasmanda 1-0 öndeyiz sevgili bosserler. İşte bu. Vedat Muriç'in mükemmel hareketleri. Aldı orada sol ayağıyla. Müthiş geçti. Ve gerçekten bir o kadar güzel pasını verdi. Ve 1-0 öndeyiz. Bakar mısınız? Mükemmel bir çalım attı. Kalecini kapattığı köşeye. Ha, abi çalım çok güzeldi bak. Cidden çalım çok güzeldi. Bir daha izletmek istiyorum size çalımı. Vedat Şampiyonlar Ligi'nde golünü attı. Evet, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Vedat'ı oynatıp gol kralı yapabilirsek çok yüksek para gidebilir. Tekrar izleyelim şu pozisyonu ya. Böyle bir çalım yok arkadaşlar, bakın. Böyle bir çalım yok yani, bak Vedat'a bakar mısın bak. Şunu bir gizle. Abi bak. Hop. Geri çekmeyi görüyor musunuz beyler, topu bak. Bak geri çekmeye bakın beyler. Topu atıyorsun. Topu nasıl çekiyor bak. Şşşt. Müthişsin ya. Ve aynı zamanda sol ayağıyla mükemmel golünü attı. Koçum Vedat. Fenerbahçe 1-0 önde deplasmanda. Lemar şimdi. Orada Murat Sağlam var. Murat Sağlam geçiş izni vermedi. Zanka. Forrest. Aldı. Şimdi Tolga Ciğerci'ye bakıyor. Tekrar Forrest'ın önüne. Forrest mükemmel gidiyor. Forrest ceza sahası içinde. Arkada Vedat Muriç var. Arkaya doğru bir orta. Vedat Muriç vuracak, vuramadı. Vedat vuramadı. Önüme istedim diyor ama hayır diyor. Önüne istemedin. Şimdi şurada bir pozisyon olabilir. Vedat buradan atarsın onu. Bak şu kısa boylu bak Vedat. Bunun üzerinden vursun. Geldi. Vedat vuramadı. İkinci pozisyon. Max Kruz. Aman tanrım, bir karabol. Vedat Barış aldı. Dokundu. Orada uzaklaştırılma, top var. Ve uzaklaştırdılar.
Lemar şimdi çıkmaya çalışıyor. Atletico Madrid bu ataktan çıkmaya çalışıyor. Şimdi güzel Saul'a. Saul'dan Lemar'a. Saul tekrar oradan güzel paslaştılar. Ve atağı olgun bir atak haline getirdiler. Bir anlık hata var ya her şeyi mahveder arkadaşlar. Gürcebe karşılıyor Gürcebe şu anda. Koke var karşısında. Gürcebe bir anlık hata her şeyi mahveder. Gürcebe aferin oğlum. Aferin koçum Gürcebe. Şimdi aldı Forrest. Orada Delevega var. Delevega'dan Özde. Özde'den tekrar baktı. Şimdi Maksuruz'dan mükemmel bas. Delevega mı? Gürcebe. Gürcebe bindirdi. Gürcebe. Hızı yok. Ama yine de çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok yavaş çok. Olsun gelişecek gelişecek. Delevega ilerlemeye çalışıyor. Delevega baktı ceza sahasına. Orada vuracaklar mı? Delevega harika bir hareket. Ceza sahası. Arkadık. Maksuruz olmadı. İkinci pozisyon. Murat sağlam geldi. İzin vermediler. Şimdi bir kontratak. Lautaro. Lautaro geçmeye çalışıyor. Güzel de bir pas atabilir mi? Attı Murat Sağlam orada. Tolga Cerci pardon. Lemar geçmeye çalıştı. Tolga Cerci karşısında. Lemar güzel çalım. Murat Sağlam, Lemar ikilisi sıkıştırdılar. Murat Sağlam arka direkt Gürcebe. Koçum Gürcebe. Aman oğlum. Max Gruz. Şimdi baktı Cansas'a kendi gidiyor. Max Gruz güzel de geçti. Vedat Buric'e doğru. Orta arka direkt. Boş. Vedat vur lan. Vedat Buric 2 oldu. Vedat Buric 2 oldu. Koçum Vedat 2 yaptı. Hocam dedi sen gol prensini oynatmaya devam et. Ben dedi burada varken gol prensini oynatmaya devam et. Mükemmel orta kaleci büyük hata oblak. Vedat Buric bu sefer sağ ayak. Bir sol ayak bir sağ ayak. Vedat Buric geldi abi tam bir santrafor. Acaba çift forvete mi diyorsam gol prensen Vedat Buric ikilisi mi yapsam ne yapsam. Aferin çocuklar be. Orta sahada Zarak Özil falan filan yaparım. 4-2-2'ye mi dönsem acaba? Evet 45. dakika hakeme baktım. Uzatma 3 dakika dedi. Çok tehlikeli. Ceza sahası için. João Felix. Aman çok büyük bir orada tehlike. João Felix. Allah'tan bir gol atamadı. Gürcebe'ye doğru oynuyoruz. Altay'dan Gürcebe'ye. Gürcebe şöyle bir kontrol etti ama çok ağır. Yine dokunabilecek mi? Dokunamadı Gürcebe. Son dakika artık. Yemeyelim. Şu pozisyonu yemeyelim çocuklar be. Yersek 2-2 olur bu maçı ya. Lütfen lütfen lütfen. Tolga hayır. Uf Zanka koçum Zanka be. Koçum Zanka. Çağlar'ın ilk başta yapamadığını yapıyor Zanka. Ve ilk yarı son dönüyor. İlk yarıda 2-0 öndeyiz. Vedat Muriç'in 2 golü var. Gerçekten şok skor. Dünya bahis sistemi şu anda çöktü. İspanya'da, Madrid'de, Avrupa'nın bütün ülkelerinden gelen Fenerbahçeliler. Daha doğrusu Türk seyircilerimiz orada. Oblak çok büyük bir hata yaptı. Çok büyük bir hata. Mesut Özil bakışını atıyor. Harikasınız çocuklar. İşte diğer maç çok önemli. Dortmund maçı. Dortmund'da puan kaybederse gruptan lider bile çıkabiliriz. Evet. İkinci yarıya aynen devam edeceğiz. Vedat Muriç kaldığı yerden devam ediyor gollerine. Harika oynuyor Vedat. Avrupalı takımlarında şu anda. Hayır 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 hayır. 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 Altay aferin. Altay aferin. Simone çıldırıyor şu anda. Atletico Madrid çok tehlikeli geliyor. Bütün atlarıyla geliyor Atletico Madrid. Pasya kullanılan Koke öndürüyor. Şimdi orada Tolga Cerci var. Şu pozisyonu güzel değerlendirelim. Yürü oğlum. Yürü sen oğlum. Oyun oğlum. Tolga Cerci bakıyor arkadaşlarında kimse yok ya. Kime atayım diyor kimse yok ki. Murat Sağlam. Şimdi oynadı orada Max Gruz'a. Max Gruz'dan Vedat Muriç. Vedat Muriç geçebilecek mi? Oynadı. Bindir diyor Gürcebe'ye. Gürcebe'ye bindir diyor ama. Gürcebe oralı değil. Geldi. Mesut Özil. Orada Vedat Muriç var. Vedat Muriç. Sığınabilecek mi? Vedat Muriç. Ceza sahasına. 3 oldu. Max Gruz'e. 2 gol 1 asist Vedat Muriç'ten. 3 oldu sevgili Bosfeller. 3 yaptık. 3. Fenerbahçe 3-0 önde. Harikasın be abi. Tata bakar mısın? Yine mükemmel. Yine harika. Yine güzel. Ve 3 oldu. Arkadaşlar. Şunda her zaman fayda var biliyorsunuz. Beni tanıyanlar bu kanalı izleyenler zaten biliyor. Ama biz yine düşünceleri gösterelim. Çünkü her oyundan sonra böyle şeyler var. Mesela sen birini yendiğin zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle ikisinde. Sen birini yendiğin zaman. Aa kesin şöyle yapmış falan filan diyenler var. Bizi başka kanallarla karıştıranlar var. Biz... Arkadaşlar şöyle ben her zaman söylüyorum. Ben oynadığım oyundan keyif almasam ben bu videoyu çekmem. Yani ben beni çok izlesinler diye çekmiyorum. Ben keyif almak için istiyorum. Ben seviyorum yani o kadar oynamayı. Ne zaman sıkıldıysam bırakıyorum mesela. O yüzden de ben öbür türlü keyif almam arkadaşlar oyundan. Yani çünkü gerçekçi değil. Neyse bilgilendirmemizi yaptık. Murat Sağlam ceza sahası. Beşiktaş maçında yaptığı atakları yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Çünkü Çağlar Söyüncü yok bugün. Şimdi oynadılar. Gel bakalım oğlum. Delevega.
Gerçekten çok hızlı. Delevega uçuyor. Değiştiriyorum. Forrest'ı çıkartıyorum. Geri Rodriguez. Vedat Muriç'in yerine Gulbrandsen'i koyacağız. Ve Max Kruse'nin yerine de iyi oynuyor aslında Max Kruse ama. Olsun. Ferdi'yi koyacağım. Ferdi'ye de şans vereceğim biraz. Çocuk oynasın biraz, kendini geliştirsin. 3 oldu artık. Bu saatten sonra vereceğimi zannetmiyorum maçı. Hadi oğlum. Aferin oğlum Gülcebe. Aferin Gülcebe be. Gülcebe aldı. Şimdi bindiriyor Gülcebe. Tabii ki onun da belli bir limiti var. Tolga Ciğerci. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata Tolga Ciğerci'den. Laporte. Geldi. Lemar. Zanka orada. João Félix. Geçme çalışsın. Zanka. Zanka harikasın be oğlum. Oynadı. Şimdi güzel Ferdi'ye. Ferdi diyorum şeye. Tolga Ciğerci'den Delevega'nın önüne uzun bir pas. Delevega gidebilecek mi? Delevega almaya çalıştı. Aldı da arka direği bir orta açabilecek mi? Arka direk Vedat Muriç. Oblak. Orada bir anlaşmazlık. 68. dakika oldu artık. Bir top taçamacı bir yere çıksın da şu oyuncuları mı değilsin ya? Hakem geldi. Kırmızı olmasın. Hakem geldi. Kırmızı kartı verdi Murat Sağlam'a. Hakem Murat Sağlam'a kırmızı kartı çıkardı. Evet, ben bir an önce faul yapayım ve oyuncularım değilsin derken kırmızı kartı gördük. Buradan maçı, yani bu gol olmaması lazım tabii ki. Aman aman çocuklar, aferin oğlum Zanka. Her zaman her yerdesin be. Geri Rodriguez falan girmedim ya. Aman aman aman. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Mükemmel bir gol attı. Tekrar izliyoruz. Harika bir gol. Kalecinin yapabileceği hiçbir yok. 3-1 oldu. As pas attı. Evet, şu anda oyuncu değişikliklerim nedense olmamış. Acaba kırmızı kart gördüğümüz zaman oyuncu değişiklikleri iptal mi oluyor kendi kendine? Öyle bir şey olabilir mi? Neyse, Forrest'ı şuraya alalım. Burada artık bu taraftan gideceğiz. Delevega'yı da bu tarafa alayım. Şunun yerine Rodriguez nerede? Geri Rodriguez. Geri Rodriguez girsin. Vedat Muriç'in yerine Gulbrandsen girsin. Max Kruse'un yerine de Özil'le değiştirsin. Şöyle yapalım. Orta sahaya Tolga Ciğerci çok kötü oynuyor çünkü. Bir Ferdi Kadıoğlu yapalım. İleriyi üçledik. 3-1 oldu arkadaşlar. Buradan maçı vermeyelim. Vedat Muriç. Ferdi Kadıoğlu. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez baktı. Döndü. Ceza sahası içinde. Geri Rodriguez zamanlı da oynuyor. Daha çok zamanı oynuyor diyebiliriz Geri Rodriguez için. Zamanı bitirmeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli. Ceza sahasına baktılar. Zanka orada geldi, araya girdi. Hakem yine faul verdi. İlginç bir şekilde İspanya'da şu anda doğranıyoruz. İspanya'da şu anda doğranıyoruz. Çıkın barajdan. Ceza sahası Altay. Altay uzaklaştırıyor arkadaşlarına. Gidin diyor Altay. Geldik. Ceza sahası içi. Zanka var orada. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Uzaklaştırılamayan top. Ceza sahası. Şut gelecek. Geldi Altay. Geldi Altay. Zanka. Tekrar Zanka. Şimdi Özil'den geri Rodriguez'in önüne mi? Geçti mi? Geçti ama offside. Hayır. Altay kurtardı. İkinci pozisyon Serdar Aziz. Dakika 89. Artık bitti hocam. Son 2 dakika. Hocam bitti. Hocam bitti. Hakeme baktım. Gözler hakemde. Gülcerbe geliyor. Gülcerbe miydi? Geldi. Ceza sahası içinde. Lemar Altay çıktı karesinden. Vuracaklar mı Serdar Aziz? Altay ikinci pozisyon. Vuracaklar. Vurdu. 3-2 oldu. 3-2 oldu ama zaman kalmadı daha. 3-2. Bir kırmızı kart. Bir kırmızı kart nelere mal oldu? Zamanı bitirmemiz lazım. Şu anda zamanı bitirmemiz lazım. Bekleyin. Bekleyin. Kullanmayın. Nerede? Zaman nerede? Hocam 2 dakika dedin. 2 dakika bitti hocam. İspanya'da! İspanya'da! Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi olan Atletico Madrid karşı İspanya'da 3 puan alıyoruz. Hocam tebrik ederim. Nasıl çaktık ama? Eyvallah. Bunun İstanbul'da var diyoruz. Ve İstanbul'a İşte orada Avrupalı gurbetçilerimiz selamlıyoruz sevgili dostlar. Ve kazanan taraf oluyoruz. Kazanan taraf Fenerbahçe. Vedat Muriç 2 gol 1 asistle yıldızlaşıyor. Böyle bir oyuncu yok. Vedat Muriç'e helal olsun diyorum.
Ve kazanan taraf Fenerbahçe. Tribünler tıklım tıklım dolu görüyorsunuz. Ve 3-2 kazanıyoruz. Bakalım maç değerlendirmeleri neler olmuş. Şöyle bakalım. Tamam kardeşim. Evet, ilerleye bakalım. Vedat Muriç 10'la oynuyor. 10. 10'la oynamış Vedat. Murat Sağlam 5 tabii ki normal. Max Cruz 9. Çok iyi. Max Cruz da 9. Ya Zanka var ya, gerçekten Zanka çok iyi oynuyor defansta ya. Gerçekten çok iyi oynuyor. Vedat Muriç 10. Tolga Cerci 8.5'da oynamış ama nasıl yani, çok pas atası. Delevaga 7.6. Rodriguez 5.5. Sonradan giren oyuncuların tabii kendini gösteremedi. Max Cruz'un, Vedat Muriç'in bir asisti var. Tolga Cerci'nin bir asisti var. Gollere baktığımız zaman da 2 tane de Vedat'ın var. 10'la oynuyor. İnanılmaz bir oyuncu. Hemen maçtan röportaj verelim arkadaşlar. Takımımızın moralini ne kadar yukarı çıkartırsak o kadar iyi. Çok önemli maçtan röportaj ama biz galiba maçtan röportajı vermedik. Ne yaptık? Bugün neden takım önce gelir? Bu nasıl soru? Rekabet iyidir diyelim. Rekabet iyidir diyelim ve Salah iyi. Vedat Muriç attığı 2 golde takımın kahraman olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız? Harika bir performans. Bireysel performansı Balkan'ın Muriç'i etkileyici yönünde harika bir performans diyelim. Vedat'ın da moralini yukarı çıkartalım. Maç sırasında skor eşitlemeye çok yaklaştı ama kazanmayı başardınız. Sizce zor maç olduğunu değildi. Zor bir maç kazandık. Zor bir maç kazandık diyelim. Öyle değildi falan filan deyip. Muchos gracias diyor yani. Çok teşekkürler diyor arkadaşlar yani. İspanyolca bildiğim için falan. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe 5-12 puan. Beşiktaş'ı yenilmemiz. Max Cruz satıldı. Evet arkadaşlar. Max Cruz satışı gerçekleşecek. Yönetim kurulu 25 milyon euro ekleyecek. Bütçenize 25 milyon euro ekleyecek diyor. Daha eklemedi bak. Daha eklemediği için ben o zaman şeyi alamıyorum galiba. Şu anda daha eklemediği için galiba ben transfer merkezine geleyim. Benim oyuncum nerede? Nerede? Malen. Galiba alamıyorum arkadaşlar şu anda. Yani bütçem var mı bilmiyorum ki. Bütçeye bakmam lazım. Ofis. Şöyle bakayım bütçem. Transfer bütçem yok. Demek ki alamıyorum arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar, bu bölüm burada sona erdi. Cumartesi günü Gürkan ve Arden ikisi maçımızı sunacak. Cumartesi günü saat 23'te Göztepe ile Dijital Stars, yani bizim takımımız maç yapacak. Cumartesi saat 23'te mutlaka ama mutlaka gelin. Arden ve Gürkan yorumluyor. İkisi sunacaklar maçımızı. Mutlaka hepinizi bekliyorum oraya. Bu videoya like atmadan lütfen çıkmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olun. Yeni videolarda yeniden karşılaşacağız ve yeniden beraber olacağız. Kendinize iyi bakın bu bölümlük. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.